Ergün Diler, ince operasyon. Seçimde Erdoğan'a karşı kaybeden Muharrem İnce Bey'i dinledim. Aslında söylemek istediği çok şey var ama bunu yapmak istemiyor gibi. Bu CHP ile yan yana gelmek, birlikte yürümek, ortak kilometre yapmak niyetinde değil. En önemlisi İnce bu CHP ile iktidara olunamayacağını çok iyi biliyor. Söylemese de söyleyemese de biliyor. Kampanyaya bakın. Kemal Kılıçdaroğlu Bey sanırım 8 kez kaybetti. Yine de ön almak istedi. İnce miting miting gezerken sıcağın altında ter dökerken Kemal Bey iki boyutlu bir reklam filmi çekti. Sosyal medyada efektlerin, filtrelerin artmasını, adil kullanım kotasının kalkmasını ben de isterim diyence CHP baksız bir dünya vaat etti. Kanal Kanal gezdi, 8 kez kaybeden birinden duyulacak pek bir şey yoktu ama geziyordu ve buna rağmen yeni bir şey söylemiyordu. Yaptığı yürüyüşe gönderme yaparak bir reklam filmi daha çekti. Orada da millet için geliyoruz dedi. Nereye geliyordu, nereye gidiyordu ben bilmiyordum ama CHP Genel Merkezi'ne İnce'nin posterini astırmıyordu. Hatta asansöre bile alınması engellenen bir aday profili meydana getirerek önünü kesiyorlardı. CHP'liler üzgün. Hayal kırıklığı yaşıyorlar görüyorum. Ama ortada kazanmaya odaklı bir CHP yoktu zaten. Muharrem Bey'in büyük çabası vardı, koşuşturması vardı, emeği vardı ama partisi onun yanında değildi. Hatta ve hatta karşısındaydı. Tabii bunu iki tarafta itiraf etmeyecek. Ancak Kemal Bey kendi propagandası için ihtiyaç yokken çektirdiği filmlerle, yaptırdığı reklamlarla inceyi yanına çekti. Sekiz kez kaybeden şimdi gel birlikte kaybedelim diyordu. Alt okuması buydu. Operasyonu yiyen inceydi. Bunu da yapan CHP Genel Merkezi'ydi. AK Parti ya da MHP bir şey yapmıyordu. CHP kendi adaylarının yol almasını istemiyordu. Oradaki koltuklar İnce'nin alacağı koltuktan daha önemliydi. 24 Haziran'a böyle bakıyorlardı. Son tahlilde İnce ile Kılıçdaroğlu farklı iklimlerin siyasi figürleriydi. Kılıçdaroğlu, anket sonuçları Muharrem İnce'nin 10 puan yükseldiğini gösteriyor. Ne diyorsunuz şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi. Yok, 29-30 bandında görünüyor. Muharrem İnce seçildiğim takdirde en erken 2 yıl içinde parlamenter sisteme döneceğiz dedi. Kılıçdaroğlu ise aynı gece katıldığı televizyon programında hemen parlamenter sisteme geri döneceğiz diye konuşuyordu. Aradaki fark ve uzaklık büyüktü. Kimse görmek istemiyordu. Kemal Bey çok önemli bir müdahale olmadan partiyi asla ve kat'a İnce'ye bırakamaz. Bunu bilen İnce'nin de önünde tek yol yeni parti kurarak yola devam etmek. Bunu yapabilecek mi bilemiyorum. Bu uzun yola çıkar mı kestiremiyorum. Ancak Kemal Bey ile Muharrem Bey yan yana olamaz. Yan yana iki odada bile kalamaz. Aynı mahallede bile oturamazlar. Abdullah Gül Bey ile Tayyip Bey AK Parti'de siyaset yaptılar. Ancak iki isim aynı siyaseti gütmediler. Kemal Bey ile İnce'nin CHP'li olması aynı yöne kürek çektiklerini göstermez. Farklılar. Bu nedenle İnce CHP liderliği için çıktı aday oldu. İnce belli etmese de Amerika çizgisinde siyaset yapıyor. Kemal Bey ise İngiltere. Deniz Bey de Amerika çizgisine inanan bir isimdi. Kemal Bey bu nedenle geldi zaten. İnce'nin Bayrampaşa'da ya da Zeytinburnu'nda yaptığı konuşmalarda bile bağımsız Merkez Bankası demesinin başka bir anlamı yoktu. Bunu sık sık yaptı. Bu nedenle hem AK Parti'nin hem MHP'nin karşısında yer alıyordu. Türkiye'nin dünya üzerindeki konumu seçim sandığına giriyordu aslında. Bilmediğimizde buydu. Yoksa emeklilere yılda iki ikramiye verilmesi egemen güçlerin gündemi değildi. Onlar kendileri için doğru isim bulmanın telaşındaydı. Bakın, Amerikan Derin Devleti Maldivler'deki seçimi bile dikkatlice inceler. Bu özel adacıklardaki her seçim de Amerikan Derin Devleti nedeniyle kaosla sonuçlanırdı. Amerikan derin devleti 24 Haziran'daki seçimi çok yakından takip etti. Türkiye'deki sonuçların büyük bir coğrafyaya etkileyeceğini iyi biliyorlardı. Seçimlerde Tayyip Erdoğan bir kez daha zafer kazandı. 26 milyon 324 bin oy alacağı tahmin edilmiyordu. Hatta Amerikan derin devleti Washington'daki en önemli düşünce kuruluşlarından Amerikan İlerleme Merkezine (Center for American Progress, C.A.P.) bir araştırma yaptırdı. Türkiye'ye gönderilen özel ekibin yaptığı çalışmada Erdoğan'ın ilk turda seçilemeyeceği öngörüldü. %45.2 oy alacağı tahmin edilen Erdoğan'ın ikinci turda kaybedeceği ihtimali de göz ardı edilmedi. Ancak ilk tur ile ikinci tur arasındaki 15 gün Amerikan derin devleti için yeterli bir süreydi. Öncelikli olarak Türkiye için çok önemli bir ülke olan Katar'da darbe planı hayata geçirilecekti. Katar emiri Tamim görevden el çektirilecek bir sürede Ürdün'de yaşamasına izin verilecekti. Tamim'in yerine geçirilen aile üyelerinden biri de Türk askerini Doha'dan gönderecekti. Ardından Arabistan, Mısır, Yemen ve Bahreyn'le olan ambargo krizi de aynı gün aşılacaktı. Tabi biz sadece 24 Haziran'da Türkiye'ye bakıyorduk. Dışarıda ne olup bittiğini anlamak istemiyorduk. Tamim'in Erdoğan'ı ilk tebrik edenlerden biri olması aradaki yakınlıkla açıklansa da olan biteni bilmesi de bunda etkendi. İnce ya da Akşener gelemedi. Beklenen isimler hedefe götürmeyince dışarısı durmayacak. Bunu bilelim saldırılar sürecek. Ekonomik olarak kendilerini hissettirecekler. Para üzerinden ciddi kıskaç deneyecekler. Başaramasalar da vazgeçmeyecekler. Geçtiğimiz haftalarda İngiltere'den çıkmayı bekleyen çok ciddi miktarda Rus parasından söz etmiştim. Oligarkların parasından. Hatırlayın Roman Abramovic ülkeye alınmadı. Bir bölümünün adresi burası olacak. Çin de destek vermek zorunda kalacak. Türkiye bu eksende olursa Rusya da Çin de rahat eder. Yoksa ikisi için de tehlike çanları çalar. Bunun da bir bedel Deli Olaylara böyle bakmakta fayda var. İpek yolu ve Türkiye ayrılmaz bir bütün. Türkiye kimin yanında olursa o kazanır. Yolu o kontrol eder. Bunu bilmeyen yok. Sadece içeride olaylara forma aşkıyla bakanlar bunu anlamıyor. CHP'ye de, İnce'ye de, Kılıçdaroğlu'na da, Akşener'e de böyle bakın. Yeni oluşması muhtemel partiye de. Ergündüler Takvim